İstanbul'dan İzmir'e gelen yolculuğumuz bitti. En fazla 120 km hızla gittim. Şimdi tekrar yola çıkıyorum. Dün gelmiştim. Bu bitiş kısmını çekmemiştim videonun. Şimdi tekrar yola çıkıyorum. Balıkesir Edremit'ten otobana gireceğim. İstanbul otobanına, İzmir İstanbul otobanına. Oradan Gölcük tarafından işte Ulaş'ta gitmek için çıkacağım. Şeyi dolaşacağım. Körfezi. Bahçelievlere kadar gideceğim. Yaklaşık 550-569 galiba ama 550 diye düşünüyorum. Kilometrelik bir yol olacak. 100'ü hiç geçmeden gideceğim. Bakalım 100'ü geçmeden ne kadar yol gidebiliyoruz bu araçta. Biliyorsunuz aracın kullanılabilir batarya kapasitesi 62.1 kWh. Yani tamamen %100 doldurup da ne kadar gidiyor diye sıfıra kadar gitmeme gerek yok. Zaten bunu biliyoruz. Kullanılabilir kapasitesini diyelim ki 20 yaktı. 61'e böleceğiz. 62.1'e böleceğiz. 15 yaktı. 62.1'e böleceğiz. Önemli olan ne yaktı? Bakalım. Yani yolda kaç kere şarj etmemiz gerekecek böyle bir yolculukta? Göreceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Şu anda İzmir İstanbul otobanına girdim. Yalnız ben bu kadar kalabalık görmedim. Artık okullar başlayacak diye mi? Acayip kalabalık. Bakın otobanın orta şeridindeyim. Yüzle gidemiyorum. Yüzle sabitledim ya. Şu anda 87 falan. Aman. Bu şey çok sıkıntılı arkadaşlar bu arada. Söyleyeyim. Şerit takip sistemi var ya. Ötüyor. Kendini atıyor. Bakın şimdi gördünüz. Attı böyle içeri bir anda. Çok aşırı hassas yapmışlar. Bir anda dönüyor. Bilmiyorum. Güncellemeyle bunun düzelmesi lazım. Zaten en büyük sıkıntısı bu aracın bu açıkçası. Yani ta 2022'de İngiltere'de satılmaya başladığından beri düzeltilmedi bu. Artık şu güncelleme gelse de şunu düzeltsinler diye bakıyoruz. Bakıyordu insanlar, artık biz de bakıyoruz yani, aldık. Şimdi 100 km hızla sabitledim. Şu anda 100'e çıktım, evet. 100, orta şeritten 100 km hızla sabit gidiyorum. Ne kadar gideceğim? Yaklaşık bir 200 km yine gideceğim otoban kısmı. 200 km çünkü yine Ulaş'ta tarafına çıkacağım. Zaten 200 km'de kendini belli edecek. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani rüzgar da çok. Bakın şöyle bakalım, from start diyor. Yanlışlıkla müziği açtım, video durdu. Şimdi şuradan bakayım hemen. Accumulated total. Evden çıktığımdan beri, yani Dikil'den, onu da söyleyeyim hazır yol arasında bir güncelleme olsun. 146.8 km yapmışım. Ortalama hız 69 km. 17.9 kWh 100 km'de yakıtı var. 69 km bana çok geldi açıkçası. Ama çok rüzgarlı buralar. Klima da açık bu arada. Onun dışında şimdi size şu ana kadar otobana gireli 12 km olmuş. 12 km'de ortalama hızım 50 görünüyor. Daha 100'e yeni çıkabildik. 19.6 kWh arkadaşlar. Çok değil mi ya? Yani tabii 12 km bu belli olmaz. Daha düşer de. Şu anda 12.4 km 19.4'e düştü. Yavaş yavaş düşüyor. Neyse bir dahaki güncellemede görürüz zaten. Daha 2 gün önce testimi aldım. Yani ilk uzun yolumu yaptım İzmir'e doğru, şimdi İzmir'den Dikili'ye doğru, Dikil'den İzmir'e doğru şimdi geri dönüyorum. Burada hoşuma gitmeyen şeyleri teker teker size saymak istiyorum. Aklıma gelirse daha sonra da eklerim. Şimdi öncelikle zaten bu şerit takip olayını zaten hepimiz biliyoruz, sıkıntı. Şerit takipte iki tane var biliyorsunuz. Bir emergency lane, yani acil durum yardımı. Bir de lane departure assist, yani sadece sağa sola giderken sizi içeri sokuyor. O biraz daha iyi, biraz daha hafif. Fakat şu anda özellikle onu kullanıyorum ben, yani emergency ki 100 km'e fazla etki etmiyor. Şey yapabiliyorum yani, farkındalığım var. Devamlı tetikteyim. Yani acaba ben mi yanlış düşünüyorum diye, ama her seferinde aynı şeyi yapıyor. Bir anda atıyor, bir anda atıyor. O yönden tehlikeli. Bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. İkincisi, şimdi biliyorsunuz MG bu araçların yanında AC kablo, AC şarj kablosu vermiyor. Onun yerine ev kablosu veriyor. Ama bence bunun tersi olsaymış daha iyi olurmuş. Ben de AC şarj veriyorlar diye kendim zaten Fairy'nin hem de amperi ayarlanabilir bir modelini AliExpress'ten almıştım. Onun linkini de aşağı koyarım. Siz de bakarsınız. En çok satılan malzeme 3.52 kW'ı ben gördüm. Yani bir faz ev şarjına oluyor. Fakat şu var. Şimdi yazlıktaydım işte, takıyorum. Belli bir süre sonra şey hata veriyor. Neydi onun adı? Şarj cihazı. Çünkü bizim evimizde kullandığımız, biliyorsunuz şarteller zaten, yani sigortalar genel olarak 16 amperi destekliyor. Ben şimdi o 16 amperi seçtiğimde, evde bunun buzdolabı var, efendime diyeyim işte vantilatörü var, kliması, onu açtığınızda hata veriyor. Çekemiyor çünkü onu. Yani buna, eğer bunu kullanacaksanız, imkanınız varsa, ki biz yaptıracağız mesela şimdi, hatta belki bir 1 kW da çıkartırım. O hattan ayrı bir hat çekiyorlar ki o 16 amperi tamamen kullanabilin taktığınızda. O zaman 3.5 amperi kullanabiliyorsunuz. Yoksa 13 amperi düşürmeniz gerekiyor seçip.
ki rahat rahat o zaman da 2.57 2.58 kilowatt saatle aracı şarj ediyor sıkıntısız. Ama hani tamamını tam gücü kullanmak istiyorsanız bu şekilde. AMG'ninki zaten en fazla genelde verdiği standart sabit 13 amperi destekliyor. İsterseniz 16 kullanamazsınız. O da en fazla 2.8 kilowatt saat basıyor. Ben iki tane almış oldum yani böylece AMG onu verince. Onun dışında yani demek istediğim AMG araç aldığınızda yanında AC kablo gelmiyor arkadaşlar. Bu bence çok saçma. Yani ev kablosunu niye herkes evin önünde koyamıyor? Dışarıda AC de çok, hani gittiğinizde genelde İstanbul içinde AC daha çok. Bırak iş yerinde de insanlar iş yerlerine de daha çok bunları kuruyorlar. Maliyeti daha düşük çünkü. Bir şey kurmaya kalksanız hızlı şarj, yani 60 kW'lık bir tanesini kurmaya kalksanız 20-25 bin dolardan başlıyor fiyatları. O yüzden bir AC'yi kuruyorsunuz 20-30 bin liraya evinize. Hatta AliExpress'te bunların 150-200 dolara satılanları var. 150'yi geçtiği için vergiyle beraber alamıyoruz. Yoksa ben 7 kW saatlik alacaktım, alamadım. Onun dışında ne var? Şu tepedeki ışıklarınız görüyorsunuz galiba. Bakayım şöyle. Gördünüz değil mi? Sarı. Ya arkadaş sarı ışıklıdır artık. Sarı ışık koymuşlar. Baktım bunlar da satılıyor AliExpress'te. Beyazını taktırmak lazım. Sapsarı. Yani 80'lerin arabası gibi. Hiç hoşuma gitmedi o. Onun dışında ne var? Sensörler arkadaşlar. Ben bu aracı almadan önce açıkçası çok da araştırmıştım ama 360 kamera olunca önde de sensör vardır dedim. Ön tarafında bu aracın sensör yok. Ben bundan önce Peugeot 3008 kullanıyordum. 2017 Alfa Regas. Onda vardı ve çok işe yarıyordu. Bunda yok. 360 derece kamerayla biliyorsunuz kameralar tamamen birebir göstermiyor. Bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz oluyor. Yani ben hep şeydeyim böyle tetikte bakıyorum böyle çarpacağım mı edeceğim mi. Park ederken sensörler çok yardımcı değil açıkçası. Arkada sensörler biliyorsunuz. 130 santimetreden başlıyor ötmeye. Dağıt. Ondan sonra dağıt diye yaklaşınca en çok öttüğünde böyle artık dağıt yaptığında çıktık indik. Arada hala 50 santim var. Ayarı çok kötü. Ve şöyle bir şey var. Arkada ya kaldırıma yaklaşıyorum. Geçen işte yolda gelirken ses cihazına yaklaşıyorum. Kaldırım. Tekerin kaldırıma değdi. Allah'tan kaldırım düşmüş yoksa tampona vuracaktık. Görmüyor yani aşağıyı görmüyor. Sadece karşıya bakıyor. Artık bu yazılımsal bir şeyse düzeltilir umarım. Umarım hardware ile ilgili değildir, yazılımlıdır. Yani aşağıyı görmen lazım kardeşim senin. Ben ilk defa gördüm bunu. Yani diğer 300-500 bin liralık böyle sensör olan veya dışarıda taktırıyorsunuz. Adamlar sensör takıyor. O bile görüyor. Bu nasıl görmeyi anlamadım. Gidip tekeriniz böyle bir kaldırıma değdim dedim. Ne oluyor? Sensörler sadece karşıyı görüyor. İyi çalışmıyor ya bunu söyleyeyim. Kesinlikle iyi çalışmıyor sensörler. En sağa geçeyim artık. Ve bu arada yol dolu olduğunda 100 km hızla gideriz. Zaten 100 km otobanda gidilmez de test etmek için yapıyorum. 100 km otobanda gidilmez arkadaşlar. Bakın ortaya geçtim. Millet durmadan geldi arkamda sıra oldu. En sağa geçtim. En sağa geçiyorum. En sağdaki adam 70'te giden oluyor. 70'te gidilir mi otobanda? Yani otobanın hakkı 110. Biz deniyoruz işte mecbur kalırsak kullanırız diye. Çünkü diğer insanlara haksızlık bence. 100 otobana girip 100 km orta şeritten gitmek olmuyor. Test için gidiyorum sadece bugün. Plakamı görüp de küfürden olursa şimdiden özür dilerim. Test için yapıyorum. Normalde kesinlikle böyle kullanmam. Telefonu bağlıyorsunuz şeye, sisteme. Bazen görüyor, bazen görmüyor. Senkronize et diyorsun, senkronize etmiyor. Senkronize ile ediyorum, arabaya dur diyorum, bir kahve alıyorum, geliyorum. Bütün bağlantı gitmiş, görmüyor. Sistem arkadaşlar, yani arabanın donanımsal olarak hiçbir sorunu yok. Ama sistem saçma sapan çalışıyor, ben size öyle diyeyim. Eğer bu sorunlar bile düzeltilmiş hale. Geçen seneki hale Türkiye'ye gelseydi bu araba bu kadar satmazdı. Bunu da söyleyeyim yani, Doğan Tren'de söyleyeyim. MG'ye bildirsin, olmaz böyle. Çalışmıyor ya, bağlantı kopuyor. Navigasyonu aktif edene kadar akla karayı seçtim. İnsanları aktif edip verin. Yabancı kanalları, yabancı videoları, insanların deneyimlerini izleyerek izledim. Onu da size göstereceğim. Mutlaka yaşayan olur. Birisi başka bir yerden göstermiş. Birisi başka bir yerden. Onlar sadece o gösterdiğini yapıp açabilmişler. Ben ikisini birden yapmak zorunda kaldım. Arabanın yönetici fabrika menüsüne girmeyi öğrenmiş herifler artık. Onu MG'lerin sonunda söylemek zorunda kalmış. Ben de bir yere giriyorsunuz, oraya 5 kere dokunuyorsunuz, bir menü çıkıyor, oradan bir şifre giriyorsunuz. Oradan işte arabanın asıl fabrika menüsüne girip oradan bir şeyi açıyorsunuz da ondan sonra aktif oluyor. Çok uğraştım. Bu da bir hata. Onun dışında ne var başka? Ben navigasyonda rotayı seçtiğimde paralı yolları gösteriyor. O ayarı bulamadım. Bilen varsa aşağı yazsın. Vardır mutlaka, ben bulamadım. Bu da benim sizden ricam. Giriyorum ayarlara. Hani paralı yolları iptal et veya etme. Feribotu iptal et veya etme gibi seçenekleri bulamadım şu anda. Arkada mesela biliyorsunuz şey yok.
1.4 milyon liralık arabada tamam, bu arabanın sağ olsun devletimiz %40 ek gümrük vergisi koyduğu için böyle oluyor ama sonuçta 1.4 milyonluk araba, arkaya bir tane küçük şu ışıklardan koysaydınız bari sarı marı, onu bile koymamışlar, o yok. Efendime diyeyim, şu anda 100 km'yle gidiyorum. Arabanın sürüşü gayet iyi, yalnız rüzgar sesi, tabi burada şöyle göstereyim ya, bakın rüzgar sesi tabii ki çok olacak. Görüyor musunuz dev gibi rüzgar güllerini? Dev gibi rüzgar gülleri. Yani bu yol İzmir İstanbul otobanı zaten rüzgarlı bir yer. Rüzgar çok olduğu için ama yine iyi. 120'de bayağı geliyor tabii bu yolda. Başka yerde gelmiyor. Çok rüzgar var burada. Devamlı rüzgar var biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bahsettiğim rüzgar buydu arkadaşlar. Rüzgar sesini duyuyor musunuz? Bakın. Ağaçlar falan nasıl sallanıyor. Çok rüzgarlı burası. Acayip. Eğer dikkatinizi çektiyse bakın şurada turuncu bir şey var görüyor musunuz? Bu solar bir panel, güneş paneli. Banggood'dan, AliExpress'ten beni 20 dolara aldım. 10 wattlık çıkış gücü var. Hatta 10.5'da biz 10 diyelim. Saatte 1 amper veriyor. Devamlı telefona bağlı tutmak sıkıntılı çünkü telefonun şeyini gölgeye geldiğinde kesiyor. Bataryaya zarar verebilir ama powerbank'inizi bununla şarj edip telefonunuzu da ondan şarj edebilirsiniz. Böylece araçtan güç çekmemiş olursunuz. Yani eğer almak isterseniz linkini aşağı koyacağım. Şimdi başka bir muhabbeti anlatacağım size. Ben bunu MG Doğan Trend e-mobilite mi, otomobilite mi oradan aldım. İşte geçen gün geldiğinde İzmir'e doğru gelirken Tavşanlı, Osman Gazi Köprüsü'nden sonraki Tavşanlı tesislerine durdum oksijende. Şey yapacağım, şarj edeceğim. Şarja taktım arabaya, gittim. Tamam güzel, gayet yüksek sinek oldu. Çatır çatır benimki şarj etti. Bir geldim, arabamın yanında bir tane MG ZD CV duruyor. Adamlar yeni gelmiş, gitmişler. Doğan Trend otomobiliteden almışlar. İzmir'den geliyorlar. Güvenlik teslim etmiş kapalı olduğu için. Güvenlikten almışlar, gelmişler. Onlar şarj aletine bakıyor. Şarj aleti onlara bakıyor açıkçası. Hiçbir şey anlatılmamış. Adamların arabasını şarj etmeye çalışıyoruz. Allah Allah şarj olmuyor. Duruyor adamlar. Daha benim, ben çıkardım. Öbürünü de arzalı görüyor. Ben çıkardım. Gelin abi siz ikini takayım dedim. Taktık. Olmuyor. Olmuyor. Sonra içeri girdik. Baktık. Şey var ya hani limit diyorsunuz şarj oranını. %30'da bırakmışlar. Adamlar öyle teslim etmişler. %30'a indirmişler. Araba şarj almıyor. Neyse onu çektik. Tekrar takıyoruz. Uğraş uğraş. Olmuyor. Ne yapsak olmuyor. ZES'e zaten zar zor iyi oldular. Bir şekilde gösterdim. Sonra ZES'in müşteri hizmetlerini aradık. Oradaki çocuk şunu yapın, bunu yapın. Olmuyor. Sonra telefon kapandı. Çocuk tekrar aradı sağ olsun oradaki arkadaş görevli kimse. Dedi ki bir de aracı spor modu almaya çalışın. Çünkü arabada %11 kalmış. İlk şarjı olduğu için ve şarj oranı düşük olduğu için almayabilir. Spor modda hani arabanın ihtiyacı oluyor ya, daha çok ihtiyacı oluyor. Onu şey yapmak, çekme, daha çok çeksin diye enerjiyi. Hakikaten ondan sonra taktık, uğraştık. Şarj olmaya başladı. Tabii ki bu anlattığım arkadaşlar, uğraşıyoruz, dönüyoruz etrafında, bir daha yapıyoruz. O şarj olayını bulana kadar kapatıp açıyoruz. 3,5-4 saat. Yani ben saat 1'de girmiştim oraya, 4,5'da oradan yoldan çıktım. Abilerle tanıştık işte, abilerle. 3 kişi oturduk, kahve falan içtik. Öyle İzmir'de gitti onlar. Yani ben çıktım artık, baktım şarjları, abi dedim ben gidiyorum. Çok yorgundum. Çıktım geldim, yani böyle bir olay. Buradan MG Genel Merkezi, artık satış pazarlama neyse reklam. İnsanlara bence araçları verirken bir güzel anlatın. Bakın ben o gün aldığımda arkadaş güzelce anlattı. Ama tabii onun da bilgisi kısıtlı. Beni izleyenler bilir, benim İngilizce kanalım da var. O yüzden ben zaten yıllardır farklı cihazları, aletleri, şimdi arabayı yeni geçtim, İnceliyorum. Bir şey incelemeden önce çok fazla araştırırım. Siz satıyorsunuz kardeşim. Ben gittiğimde tamam çok güzel yardımcı oldu, efendi şekilde anlatıyor. Ama ben ondan daha çok biliyordum yani. Bilmediğim tek şey şu menü nerede, bu menü nerede? 3-5 dakika onları sordum. Çünkü her düğme farklı oluyor. Yola çıkacağım hemen, kendim çözmeyeyim diye. Çıktım ama bu yeni bir araba, insanlara doğru düzgün anlatılması lazım. 3 tane adam yolda kalmıştı yani. Neyse bu tecrübemi de böylece anlatmış olayım. Bilginiz olsun yani, gittiğinizde eğer bilmiyorsanız, yeni alacak birisiniz bu aracı, çok da bilginiz yoksa sorun. Her şeyi öğrenmeden kolay kolay çıkmayın. Bir şeyler dönüyor. Kaç tur görüyorum işte 10 11 kW 10 board charger 6.6 kW'a düşmüş diye. Vallahi arkadaşlar onu deneyemedim. Deneyeceğim bakalım, göreceğiz. Benim işte Luxury'lerde. Göreceğiz bakalım Luxury'de gerçekten öyle düşüyor muymuş? 6.6'ya düşürmüşler mi? Ama AC kablom yok. Aslında deneyecek yerim vardı. AC kablom olmadığı için deneyemedim. 11 dakikadır konuşuyorum arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelirse yine eklerim. 101.4 km yaptım şu anda otobanda. 100 km hızla
Tabii ki dediğim gibi bu şu hata var. Arabayı durdurduğunuzda o geçen zamanı da hesaplıyor. Araç ben anlamış değilim kapattığım halde. Benim 80 küsürlerde olan ortalama hızımı 63'e düşürmüş. Ama 100'de gidiyorum arkadaşlar. 100'e sabitledim. Trafik izin verdiğince 100'de gidiyorum. Şu andaki klima açık. Hem de en yüksekte açtım. Açık şekilde 100 km'de tam 16.0 kWh yaktı. Güzel, bakalım şimdi Tavşanlı'ya kadar gideceğim. Orada göreceğiz Tavşanlı'da. Bakalım ne veri elde edeceğiz. Maalesef yavaşlamak zorunda kaldım. Şu anda Tavşanlı'ya hala bir 90 km falan var. Yani Orhan Gazi Köprüsü'nden önceki şarj cihazına. Ambulanslar falan gidiyor. Otobanda şu anda 50 km ancak yavaş araçlanmaya başlıyor. Otobanda deli gibi trafik vardı. Neyse yine devam ediyoruz sonuçta. Bu bir şeydi. Bitti, şimdi 100'e doğru çıkacağız. Ortalık paramparça şeyler gidiyor, ambulanslar falan. Yine git dur git dur yapacağım. İnşallah ölü yoktur ama var gibi maalesef. Evet, ben testime devam edeyim arkadaşlar. 211.7 km otoban sürüşümüz. 100 km sabit geldim ama trafiğe falan takılınca 66 oldu. Tabii bu düştü de bekleyince. 15.4 kWh, yani 100'ü hiç bırakmadım ben trafik olmadığı sürece. 15.4, işte 100 km ile gidince arkadaşlar 400 km gidiyor bu araba. Sonunda 2 günlük yolculuğumuz bitti. Bugünkü veri şu arkadaşlar. Evden, yani Dikil'den çıktığım andan itibaren 480.3 km yapmışım. Dikil'den otobana kadar, Edremit'ten otobana girene kadar otoban ve otobandan çıktıktan sonra İstanbul'da Bahçeşehir'e gelene kadar bugün hiç trafiksiz bir an yaşamadım. Evden ta Dikili'den buradaki Bahçeşehir'deki otoparka kadar hep trafikteydik. İnanılmaz bir trafik vardı. Büyük ihtimalle insanlar okul öncesi bir tatile gitti geldi. 56 km. Aslında bu 56 değil. Çünkü şu 8,5 saat diyor ya, o 8,5 saatin ben 80 dakikasında şarj yaptım 2 kere 40 dakika 40 dakika rezervasyonun olduğu için. 20 dakikada bizimkileri almaya gittim. Yani ne yapıyor? 1 saat 40 dakika, pardon 80, 20 daha, evet 100. 1 saat 40 dakika buradan düşün. Aslında 7 küsür saat sürdü. Bu ortalama hız da 75 civarlarında olması lazım aslında. Tam hesaplayamadım şimdi ama bak şöyle bakın. 15.5 kWh. 62 kW var yani. Bu şekilde 400 km'sini zaten tek şarjda yapmış oldum ben. Daha da tam 62.1'i 15.5'e bölebilirsiniz. 400 kesin, hatta tam 400 olması lazım değil mi? 4 kere 15 60, 4 kere 5 2, tam 62 işte. 0.1 kWh'a saymayalım artık. Tam 400 km arkadaşlar. Bu şekilde bir uzun yol deneyimiydi. Yalnız çok yoruldum. Ben hiç böyle kötü bir yolculuk yapmamıştım. Yani trafikten dolayı diyorum. Çok trafik vardı. Eğer daha düz trafik olmadan gitseydim daha çok giderdi. Çünkü evet, yavaşladıkça elektrik üretiyor ama arabayı tekrar kaldırmak, 1750 kilo bu araba. 1750 kilo tekrar kaldırırken ürettiğinin 3-4 katını harcıyor. O yüzden bence 400'den de fazla gider. Ben bu denemeyi tekrar yaparım ama 100 km'de yapmayacağım. Başkası yapsın artık. 100 km'de hakikaten eziyet oluyor. Bir dahakine 110 km'yi deneyeceğim artık. Evet arkadaşlar, bu videoda böyleydi. Umarım size faydalı olmuştur. Her zamanki gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.